İhtiyacı duyduk. Şehrimizde deniz taşıtı kullanımının tembel olması, yavaş olması, deniz taşıtı kullanımının yaygın olmaması, şehir insanımızın denizi kullanmamasının temel nedenlerini araştırdığımızda sahilde deniz taşıtı bağlama, yanaştırma, tahliye imkanları sağlama tesislerinin olmamasından kaynaklanıyordu. Şimdi bu durumda Samsun Limanı'ndan çıktığınızda ilk tahliye yapabileceğiniz yer Amazon Adası dediğimiz ve Amazon Adası ve oradan hemen Yelken Kulüp diyebileceğimiz yere gemi isterse girebilir, yanaşabilir, tahliye edebilir kendini. Oradan çıktıktan sonra Kurupelit Marinası'na kadar olan 10 kilometrelik süre içerisinde ortalarda bir yer olan Çobanlı İskelesi'ne de yanaşabilir ve burada da tahliye yapabilir. Çobanlı İskelesi gelecekte işte biraz önce söylediğim gibi İstanbul Boğazı'ndaki bir işte vapur yolculuğu planlaması ve programı eğer şehrimizde gelecekte olursa bizim denizimiz çok müsait değil. Denizi işte İstanbul Boğazı'ndaki taşıt türü, deniz taşıtı türü taşıtlarla deniz yolculuğu yapmaya şehrimiz çok müsait değil. Ama gelecekte gelişen teknolojilerle belki daha bizim denizimize de uygun deniz taşıtlarıyla Kurupelit Marinası'ndan şimdilik şehre kadar. İleride belki Taflan, Çatalçam ve Dereköy, hatta Kuş Cenneti'ne kadar belki bu tür iskelelerin sayılarını arttırarak ve yine uygun geometride ve çok küçük bir dalgada dahi taşıdığı yolcuyu rahatsız etmeyecek geometrik stabilitede olabilecek deniz taşıtları da teknolojinin gelişimiyle ve uygun maliyetlerde temin edilebildiği takdirde Samsun Doğu Batı istikametinde Kuş Cenneti'ne kadar 30-35 kilometrelik bu sahilde her 6-7 kilometrede böyle iskeleler yaparak Doğu Batı istikametinde deniz taşımacılığı da yapabilen şehirlerden biri haline gelecek.